Merhaba, ben Uğur Elektronik'ten İhsan. Sizlere bugün GoldenRay'in kullanımı hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Derinlik hesaplama, toprak ayarı, metallere verdiği tepki, ayrım nasıl yapılır? Bunları göstereceğiz. Arazideyken neye dikkat etmelisiniz? GoldenRay'in dedektörü öncelikle GoldenRay'in dedektörün özelliklerinden bahsedelim. GoldenRay'in dedektör, metalin büyüklüğüne, cinsine, gömülme süresine, toprağın yapısına, cihazın ayarlarına göre 3,5 metreye kadar metal görüp ayırt edebilen derin define dedektörüdür. Çift başlıklıdır. Üretimi tamamıyla Uğur Elektronik'e aittir. Zaten bizi biliyorsunuz 20 yıldır üretici bir firmayız. İstediğiniz zaman da gelip bu cihazı canlı bir şekilde kendiniz görebilirsiniz. Şimdi GoldenRay dedektör kendi sınıfının en iyi dedektörüdür. GoldenRay dedektör bir büyük başlık 40 santimlik, bir de küçük başlık 28-32 santim bir başlığı var. Küçük başlıkla büyük başlık arasındaki temel farklar nedir? Büyük başlıkla daha derin bir arama yaparsınız. Küçük başlıkla daha yüzeysel bir arama yaparsınız. Ama burada yüzeysel kastım da tek para cihazıymış gibi algılanmasın. Daha dar arazilerde, engebeli arazilerde kullanacaksınız. Çünkü büyük başlık her zaman size aynı şekilde kullanım avantajı sağlamaz. Tamam, derinlik olarak iyidir. Ama dar bir yere girdiğiniz zaman bu sefer girmekte zorlanırsınız. Cihaz altın ayrımlı bir cihazdır. Metal gördüğü zaman size metalin cinsini ekranında yazıyla, sesle gösterebilir. Nasıl olacak bu? Altın gördüğü zaman cihaz 22 er ve üzeri ise altın olarak ekranda tepki verecek. Demir gördüğü zaman değersiz, gümüş bakır gördüğü zaman kıymetli olarak ekranında size belirtirken, çelik gördüğünde atlama yaparak çelik yazacak. Bir mezar arıyorsanız ekranda boşluk olarak tepki verecek. Mineralli bir kayaya gelirseniz de mineral olarak yazacak. Şimdi kayamızın altına farklı bir metal koyduk. Az önce demiri gösterdik. Ayrım bölümündeyiz yine. Kıymetli. Kıymetli. Tekrar tekrar soruyorum. Emin olmak için. Bir kere baktık. Ondan sonra hemen bir şey var deyip burada işlem yapma gibi bir ihtimal yok. Tekrar tekrar kontrol ediyoruz ki cihaz bize her defasında aynı şeyi söylesin. Bakın her tuttuğunda kıymetli olarak tepki aldım. Şimdi kayayı kaldırıyoruz. Altına bakıyoruz. Evet, bronz bir metal var.